Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bugünkü videoda önemli bir konuyu konuşacağız. Demirleme konusunu konuşmaya devam edeceğiz aslında. Geçmişte bildiğiniz gibi demirleme konusunda pek çok video çektim. Detaylı anlatımlarım oldu. Ama görüyorum ki pek çok arkadaşın kafası karışık. Şimdi bu arkadaşları iki gruba ayıracağım. Bir grup İşte bana göre böylesi doğrucular, yani öğrenmeye kendini kapatmış arkadaşlar. Bir kısım arkadaş da detaylı doğru bilginin arayış peşinde. Şimdi bu video baştan söyleyeyim, doğru detaylı bilginin arayışında olan arkadaşlara yönelik. Buraya notlar aldım. Bu notları göz gezdirerek şöyle derli toplu, güzel, spontane çekilmemiş bir video hazırlayayım istiyorum. Genel yapılan hatalar üzerine bir video olacak ama bunların doğrularını da konuşma fırsatımız olacak bu videoda. Dolayısıyla böyle kafası hala karışık olan ve bu işi gerçekten doğru şekilde öğrenmek isteyen arkadaşlar için oldukça faydalı bir video olacağını düşünüyorum şimdiden. Şimdi demirlemede yapılan hatalar dedik. Birinci hata en baştan terminoloji. Çünkü terminoloji denizcilik terimlerini doğru yerde doğru şekilde kullanamamak. Bu neden kaynaklanıyor? Bu işe yeni başlamış arkadaşlar daha denizcilik terminolojisine tam vakıf olmadan o terminolojiyi kullanmaya çalışıyorlar. Mesela geçen bir paylaşıma rastladım. Bir kaptan Navionix ekran görüntüsü paylaşmış teknenin konumunu göstermek için ve altına da yazmış. İşte yarın da bu marinadayız çünkü yarın hava var. Şimdi yarın hava var ne demek? Ama şimdi bu şekilde terminoloji kendilerince üretmeye çalışıyorlar. İşte sağdan soldan kulaktan duydukları terminolojiyi olur olmaz yerde kullanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şu son birkaç yılda Türkiye'de garip, ucube bir denizcilik lisanı gelişmeye başladı. Şimdi bu arkadaş yarın hava var, hava gözüküyor diyeceğine yarın hava biraz sertleşecek gibi gözüküyor hava raporunda diyebilirdi. Ama dediğim gibi böyle terminolojiyi, denizcilik terminolojisine eğip büküp yeni bir lisan oluşturmayı işte kaptanmış gibi davranan arkadaşlar tercih ediyor. Mesela kıçtan karaya demirlemek diye bir terim türedi. Bu terimleri yanlış kullandığımızda yanlış yola baştan girmiş oluyoruz ve o yolunda çıktığı nokta işte bana göre öylesi doğru, sana göre öylesi yanlış, şudur budur. Oraya çıkıyor. Mesela bu kıçtan kara demirleyen arkadaşlar demirleme terimini kullandıkları için zannediyorlar ki tekneleri demirde. Dolayısıyla gece direk tepesindeki demir fenerlerini yakıyor. Allah'tan gündüz o siyah küreyi asma gibi kötü bir alışkanlığımız yok demirdeki tekneler. Öyle kötü bir alışkanlığımız olsa onu da gündüz kıçtan karaya demirlemiş arkadaşlar. Onu da gündüz göstereceklerdir muhtemelen. Yani terminolojiyi doğru kullanalım. Ben hep diyorum yani illaki sancak, iskele, pupa, baş, kıç, omuzluklar, işte hava yattı, dalga kalktı bunları kullanmayın. Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorsanız kullanmayın. Teknenin sağ tarafı deyin. Teknenin ilerisi deyin, önü deyin. Teknenin arkası deyin. Bunda gocunulacak bir şey yok. Ama yeter ki ucube bir dil yaratmayalım. Zaten zamanla bu lisan okuduğunuz kitaplardan, izlediğiniz usta denizcilerden bu lisanı zaten zaman içinde öğreneceksiniz. Zaman içinde kelime kelime bu iş oturacak. Acele etmeyin yani o noktada. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim iki terminoloji var. Bir, alargada kalmak terimi. Alargada kalmak terimi bizde demirlemek anlamında olduğu zannediliyor. Herkes bunu bu şekilde kullanıyor. Tamam, demirlemeyi de kapsıyor alargada kalmak. Çok da yanlış değil ama alarga demek açıkta demek. Alargada kalmak demek tekneyi açıkta bir şekilde durdurmak demek. Ama demirde kaldığımızda biz buna demirledik diyoruz. Demirde kaldık diyoruz. Dolayısıyla alargada kaldım dediğinizde
Alarga şamandıraları var. Yani Alarga'da bağlanmanız için Tonos şamandıraları da deniyor. Çünkü Tonos, bağlanma şamandırası da deniyor. O şamandıralara bağlandığınızı ben şahsen anlıyorum. Dediğim gibi demirlemek için de kullanmak öyle tam %100 hatalı diyemeyeceğim. Ama mesela kıyıya çok yakın demirlediğimizde Alarga'da kaldım. Çok kullanılacak bir tabir değil. Yani sürekli Alarga'daydım, Alarga'da kaldım diyeceğinize, eğer demirde kaldıysanız demirdeydim, demirde kaldım, dün akşam demirde geçirdim tabirini kullanmanız çok daha yerinde olacaktır. Bir de dediğim gibi kıçtan kara bağlanan tekneler kıçtan karaya bağlanmış teknelerdir. Karaya bağlı tekneler de demirli tekne statüsünde değil. Kıçtan kara olmak, kıçtan karaya bağlanmak bir karaya bağlanma şeklidir. Bir demirleme şekli değildir. Bu işin sana göresi bana göresi yok. Kıyıya bağlı teknelerde gece demir feneri yakmazlar. Şimdi bu terminolojide yapılan hataları hızlıca bir üzerinden geçmiş olduk. Ne yazmışım başka, ne not almışım? Şimdi demirlemeyi böyle kesin kurallara bağlayacağımıza, demirlemenin fiziğini, matematiğini anlayalım. Bu işin formülünü anlayalım ve şartlara, duruma uygun şekilde o formülü hayata geçirelim. 10 kere demirleyecekseniz 10 farklı günde, onu da birbirinin aynı olmaz. Ya rüzgara yaklaşma açınız farklıdır, ya hızınız farklıdır, ya zinciri salma şekliniz farklıdır. Yani pek çok değişken içeren bir konu bu demirleme. Kesin şu, şu, şu doğrudur demeyeceğiz. Ama formülün içine dahil etmememiz gereken, dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. O noktalara da mutlaka dikkat ederek kendi formülümüzü o anki şartlara uygun oluşturacağız. Burada şimdi bazı kaptanlar şey diyor. Mutlaka demirleme ırgatın kavaletası boşlanarak, manuel olarak boşlanarak serbest salım şeklinde yapılma. Kimi kaptan da diyor ki hayır, ona gerek yok. İşte ırgatın kumandasında down diye bir tuş var, aşağı tuşu. Ona basarak da elektriki olarak da ırgatı, zinciri boşlamasını, demirlemeyi gerçekleştirebiliriz. Bunun ikisi de doğru, ikisi de yanlış değil. Dediğim gibi bunun o anki şartlarınıza uygun şekilde ikisini de kullanabilirsiniz. Ama ırgatın kavalatasını manuel gevşeterek serbest salınım yapacaksanız, serbest olarak zinciri bırakacaksanız, o zaman teknede mutlaka dümendeki arkadaştan başka bir kişinin daha olması gerekir. Şimdi bunu da kesin hadi kesmeyelim. Bunun da bir istisnai durumu ne olabilir? Kokpitte dümen başında siz yalnızsınız, dümeni tutuyorsunuz. Dümen başında kimi teknelerde ırgat kontrolü yok. Ama bu çok önemli bir şey aslında. Tekninizde yoksa bile çok böyle aman aman bir iş de değil. Mutlaka bir kablo çektirin. Bir ırgat kontrolünü kokpitten kumanda edebileceğiniz tesisatını sonradan da ekletebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Mutlaka her teknede olması gerekiyor. Hadi teknede yok, teknenizde yok. O zaman demirleyeceğiniz noktaya teknenin başını getirdiniz. O noktaya demiri bırakmak istiyorsunuz. Ama akıntı rüzgar da var. O zaman işte hızlıca o noktaya geldiğinizde teknenin rüzgardan, akıntıdan hızla savrulup o istediğiniz demir yerinden farklı bir yere sürüklenmesine fırsat vermeden bir an önce çapanızı deniz tabanıyla buluşturup yeterli kalomayı vermeniz gerek. O durumda hemen hızlıca teknenin baş kısmına gidersiniz. Daha önceden oradaki düzeni hazırlamışsınızdır. İşte kastanyola gevşeteceğiniz gerekiyorsa o demiri çubuğu hazırlamışsınızdır. Hemen hızlıca teknenin baş tarafına gidersiniz. Tekneyi istediğiniz yere getirdiğinizde, konumlandığınızda. Hatta bir miktarda oyalanacağınız 2-3 saniye sürede rüzgar altına teknenin kaymasını da göz önünde bulundurarak bir miktar rüzgar üstüne tekneyi konumlandırır. O şekilde hızlıca teknenin baş kısmına gider, hızlıca kavalatayı gevşetir, demirlemenizi gerçekleştirirsiniz. O durumda tekne rüzgarla beraber rüzgar altına doğru hızlı bir şekilde kayacağı için henüz
yeterli kalomayı vermediğiniz için tutunma açısını kazanmamış olan çapanıza yük bindirmemeniz gerekiyor. Onun için de dediğim gibi manuel kavaletayı gevşeterek demirlemeniz gerekiyor. Yani istisnai durumlar var. Ama rüzgar çok çok aşırı sert değil. Teknenizde bow thruster'ınız var mesela. Farklı birkaç senaryo üzerine konuşalım ki işin formülünü yazdığımızda o formülü farklı şartlara nasıl uyarladığımızda tam bir oturtmuş oluruz. Çünkü videonun başında da dediğim gibi asla bir gün demirlediğimiz ertesi gün aynı şartlar olmuyor. Farklılıklar oluşuyor. Benim tek bir stilim var, tek bir tekniğim var. Her duruma o tekniği o şekilde demirlemeyi uyguluyorum da hatalı olacaktır. Takdir edersiniz ki. Şimdi ikinci senaryoyu hemen hızlıca anlatayım. Rüzgar çok sert değil. Bow thruster'ınız var ve kokpitten elektriki kumandanız var ve yalnızsınız. Bu sefer en güzel yapacağınız iş rüzgar buradan geliyor. Rüzgara 90 derece açıyla yaklaşırım. Demirlemek istediğim noktaya teknenin başı geldiğinde demirlemek istediğim noktadan kasıt çapanın deniz tabanıyla buluşacağı nokta. Noktaya geldiğimde elektriki kumandadan çapayı bırakmaya başlarım. Derinlik ne kadar? 8 metre. Saniyede 2 metre salıyorsa ırgatınız. Bu yaklaşık bir şey. 1.8 de salabilir, 2.1 metre de salabilir. Yaklaşık ortalama 2 metre zincir salıyorsa demek ki çapanın deniz tabanıyla buluşması 8 metre derinlikte 4 saniye demek. 1, 2, 3, 4 diye içinizden sayarsınız. Bu esnada teknenin başını sabit tutmaya çalışırsınız o noktada. 4 saniye geçip çapanız istediğiniz noktada deniz tabanıyla buluştuğunda artık teknenin başını orada tutmaya çalışmazsınız. Bırakırsınız biraz. Hafifçe o zaten rüzgar altına doğru açılmaya başlayacaktır. Bu esnada ırgatın zincir salmasını kesinlikle bırakmıyorsunuz. Oyunun kuralı şu. Altını çiziyorum, tırnak içine alıyorum, kalın harflerle yazıyorum. Yeterli kaloma verilene kadar çapa yerinden kımıldamayacak. Oyunun kuralı bu. Hangi şartta, ne türlü, hangi teknikleri kullanarak demirlersen demirle, oyunun kuralı yeterli kaloma verene kadar, bu ne demek açalım onu, yeterli kaloma verene kadar yani kaloma sayesinde çapanız tutunma açısı kazanana kadar çapa yerinden kımıldamayacak. Şimdi az önceki örneğe de dönelim. Rüzgar altına doğru teknenin başı açılmaya başladı. Rüzgar biraz şiddetli, çapanızı oynatacak zincir salma hızınızdan daha hızlı sizi rüzgar altına kaydırıyor. Çapanıza yük binecek, çapanız oynayacak. O zaman bow thruster'ınızı kullanın. Rüzgar üstüne doğru biraz rüzgarın etkisini azaltın. Rüzgar çok az. Sıfıra yakın rüzgar. Bu sefer de çapanın üstüne bütün zincirinizi boşaltmanız risk. Onu da istemiyoruz. O yaklaşık 4 saniye saydık ya. Tahminen çapanız deniz tabanıyla buluştuğu anda bow thruster'ınızla rüzgar altı tarafa doğru 1 saniye 2 saniye şöyle bir hareket verirsiniz. Başı şöyle bir açtırırsınız. Ondan sonra çapanın üstüne artık zincir yığılmayacağına eminiz artık. Zaten akıntıyla, dalgayla, rüzgarla tekneniz o zinciri deniz tabanına düşecek. Ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Tırnak içine alıyorum, bolt yapıyorum kalın harflerle. Oyunun kuralı. Yeterli kalomayı verene kadar çapa yerinden kımıldamayacak. Şimdi bunun neden çok önemli olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında detaylı konuşma fırsatımız olacak. Peki bow thrust'ım yok. Dolayısıyla sert rüzgarda aşırı hızlı bir şekilde rüzgar altına kaymasını bow thruster'la engelleyemiyorum. O zaman 90 derece rüzgarlı açıyla yaklaştığım için dümeni rüzgar üstü tarafa doğru tam olarak çeviririm ve hafif ileri bir gaz veririm. İleri gaz verdiğimde ne olur? Teknenin kıçı diğer tarafa atarken başı hafifçe rüzgara doğru dönme temayülü gösterir. Böylece çok sert rüzgarın hızlı bir şekilde rüzgar altına beni kaydırmasını hafif kontrol edebilirim. Eğer yine aynı şekilde sıfıra yakın rüzgar var, akıntı sıfır, çapanın üstüne bütün zinciri yığmam söz konusu. O zaman da 4 saniye geçtikten sonra yani
4 saniye örneğini de biliyorsunuz derinlik 8 metre olduğunu varsaymıştık. Irgatımızın da saniyede yaklaşık 2 metre zincir elektrik kumandasıyla saldığını hesaplamıştık. Oradan çıkardığımız sonuç 4 saniye. Sıfır rüzgar var. Bow thrust'ım yok. O zaman da zinciri salmaya başlarım. Yaklaşık 4 saniye geçtikten sonra dümeni rüzgar altı tarafa tamamen kırıp hafif bir ileri yol verir gibi yaparım. Bir yandan zinciri bırakmaya devam ederken kıçı rüzgara doğru, teknenin baş kısmı da rüzgar altına doğru şöyle bir hafif dönme temayülü gösterir. O da benim çapanın üzerine zinciri yırmamı zaten engeller. Oyunun kuralı yeterli kaloma verip kaloma sayesinde tutunma açısı kazanamamış çapanızı kımıldatmayacağız. Onun üzerine yeterli kaloma verene kadar yük bindirmeyeceğiz. İki farklı senaryo yaptık. Pek çok bu senaryolar çoğalabilir. Kastanyola gevşeterek de yapabiliriz. Veya elektrikli kumandayla. Ama ben genelde tek başıma seyirler yapıyorum. Tek başıma demirliyorum. Hayır, teknede her zaman tek başıma olmuyorum ama onların pek benim yaptığım işle alakası olmuyor. Ben yalnız sürekli demirlediğim için demirlemelerimin %90'ının bariz bir şekilde üstü kokpitteki ırgat elektriki kontrolünü kullanıyor. Şimdi kastanyola gevşetirken dikkat edilmesi gereken ayrı bir konu. Şimdi ne kadar gevşetirseniz o kadar hızlı zincir salınır. Fazla gevşettiğinizde yani zincir salınma hızını arttırdığınızda zincirde istenmeyen bir salınım gerçekleşir. Böyle tıkı 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 zincir o kılavuzundan, yuvasından zıplaya zıplaya boşalmaya başlar. O zıplaya zıplaya boşalması sırasında fazla gevşettiğinizde bazen o zıplayıp yuvasından çıkıp pulpitin ayaklarıyla yuvası kılavuz arasındaki kısma zincir atlayıp sıkıştığı da çok gördük. Irgatın kavalatasını manuel gevşetirken fazla da hızlı zincir salınımına müsaade etmeyin. O zincirin hoplayıp zıplayarak boşalması dediğim gibi sorun yaratabilir. Üçüncü bir yanlış algı, teknenin başı mutlaka rüzgara doğru çevrilmeli demirleme sırası. Bu da öyle kulaktan kulağa yayılan bir yanlış bilgi. Hayır arkadaşlar, demirlerken illaki teknenin başını rüzgara doğru çevirmenize gerek yok. Hatta çoğu zaman çevirmemeniz gerekiyor. Çünkü teknenin başını rüzgara doğru çevirdik. Demirlemeye başladık. Ne dedik hep şimdiye kadar? Geçmiş videoları takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Teknenin, bu bizim konuştuğumuz özellikle yüksek gövdeli cruiser teknelerinin rüzgara karşı karakteristiği, baş kısımları rüzgardan daha fazla etkileniyor. Şimdi teknenin başını ben rüzgara doğru tutmaya çalışıp demiri bıraktığımda hafif bir tarafından mutlaka rüzgar aldığı anda, hele biraz da sert bir rüzgarsa, çok hızlı rüzgar altı tarafa teknenin başı dönecek. Bu da neydi oyunun kuralı? Yeterli kaloma vermeden çapa yerinden kımıldamayacak. Bunu yapmamızı zorlaştıracak. O yüzden böyle durumlarda ideali rüzgar ne kadar sertse o kadar pupaya doğru rüzgar alınır. Rüzgar 10 knot esiyor. Tamam. Rüzgara teknenin başını nispeten dönerek demirleyebilirsiniz. Rüzgar 20 knot esiyor. Bu sefer rüzgarı alpazdan 90 dereceden almanız mantıklı. Teknenin başını rüzgarın etkisine göre az ya da çok rüzgar altına rüzgar üstüne çevirmeniz, rüzgarın etkisini kompans etmeniz kolay olur. Rüzgar daha da şiddetli, 30 knot rüzgar var. Bu sefer yanaşırken rüzgarı kıç omuzluktan alarak yanaşırsınız. O zaman rüzgarın teknenin baş kısmına uyguladığı rüzgar altına kaydırma etkisi minimumda olur. Yani rüzgarla, doğayla savaşmamış, mücadele etmemiş olursunuz. Onun zaten sizi getirmek istediği noktada siz yanaşırsınız. Oyunun kuralı belli. Yeterli kaloma verene kadar çapa deniz tabanında oynamayacak. Yerinden kımıldamayacak. Dördüncü bir yanlış bilinen, tekneyi çapa değil zincir tutar. Bu da kulaktan kulağa yayılan bir yanlış bilgi. Tekneyi zincir tutmaz. Zincirin tek bir görevi vardır. Çapa ya tutunma açısını sağlayan zincirin ağırlığıdır, zincirdir. Dolayısıyla tekneyi zincir tutmaz.
Tekneyi çapa tutar, zincir çapanın tutunma açısını kavuşmasını sağlar. Bu da bu şekilde. Başka ne not almışım? Tornistan'da demirleme. Bunu özellikle son madde olarak koydum. Bunu biraz konuşalım. Bu konuda çok kafalar karışık. Tornistan'da neden demirleme yapılmaz? Şu noktada size iki tane çapayla zemin arasındaki ilişkiyi tarif eden kelimeden bahsedeceğim. Birincisi tutunma, ikincisi sıkışma. Şimdi bir dakika, işler değişiyor. Tutunma ne, sıkışma ne? Tutunma, çapanın zincir sayesinde tutunma açısını kazanarak ve doğru dizaynda, doğru ağırlık merkezin gözetilerek yapılmış, imal edilmiş bir çapa kullanıyorsanız, tutunma açısını sağlayacak miktarda zincir saldıysanız, yeterli kaloma verdiyseniz, o çapa zemine tutunur. Yani teknenizin dalgayla, akıntıyla, rüzgarla kayması ne kadar fazlaysa, yani teknenizin üzerinde oluşan yük, güç ne kadar büyükse, zincir vasıtasıyla çapaya iletilen güç de o kadar büyük olur. Çapa o kadar gömülür ve o kadar tutunma gücü yaratır. Ne kadar yük binerse o kadar tutunma gücü yaratır. Tutunma buna diyoruz. Sıkışmak ne diyoruz? Herhangi bir nedenden dolayı. Bu illaki tornistan da olmayabilir. Yani gereksiz yere, gereksiz zamanda verilen aşırı tornistan da olmayabilir. Başka nedenler de söz konusu. Az sonra konuşuruz onları da. Herhangi bir nedenden dolayı henüz yeterli kaloma vermediğimiz için tutunma açısına kavuşamamış çapamızı deniz tabanında taratmaya ve ta ki sıkışabilecek, takılabilecek bir yer bulana kadar taratmaya biz çapayı sıkıştırarak demirleme diyoruz. Bu kesinlikle istediğimiz bir durum değil. Neydi oyunun kuralı? Yeterli kaloma verilene kadar çapa yerinden kımıldamayacak. O zaman hatasız bir demirleme, doğru bir demirleme yapmış olacağız. Peki bu kaloma, yeteri miktarda kaloma vermeden, yani tutunma açısını henüz kazanamamış çapayı deniz tabanında taratmak. Bunun ne tür sakıncası olabilir? Birincisi deniz tabanındaki yaşama. Deniz tabanına mümkün olduğunca zarar vermememek istiyoruz. Çapayı bıraktık, ideal istediğimiz demirleme şekli. Çapayı bıraktık, zincir yavaşça teknenin kendi hareketiyle, rüzgarın, akıntının ona kazandırdığı hareketle açılırken rüzgar altına doğru zincirin döşenmesi ve yeterli kaloma verilene kadar o çapanın bıraktığımız noktada sabit kalması, onun üzerine yük binmemesi. Ondan sonra da zaten yeterli miktarda kaloma verdiğimizde tamamen tekneyi bırakıyoruz. Kaloma vasıtasıyla çapamız zaten doğru bir çapa olduğu için ağırlık merkezi gözetilerek üretilmiş, doğru gagası, açısı, tutunma açısına sahip bir çapa olduğu için üzerine binen yük de direkt o yükün miktarı kadar çapa zemine gömülecektir. Çapa deniz tabanında hareket etmeyecektir. Tamam mı? İdeali bu, istediğimiz bu. Bunu yapmadık. Henüz yeterli kalomayı vermediğimiz için tutunma açısı kazanamamış çapamızı deniz tabanında tarata tarata gittik. Çapa geldi, bir kayanın altına sıkıştırdı kendini. Heh dedik, bak ne güzel tuttu çapa. Biraz daha böyle verdik tornistanı. 2200 devir, 2500 devir. Ulan aslan gibi tuttu çapa. Tamam biraz daha vereyim, kaloma vereyim. Çapa tutmadı. Çapayı sıkıştırdın sen. Ondan sonra çapayı toplayacağın zaman o çapayı toplayamazsın. Ki sıklıkla tornistanda demirleyen arkadaşların başına gelir bu. Çapaları sık sık sıkışır ve dalıp ya kurtarmaya çalışırlar ya ayrı düzeneklerle uğraşırlar. Ama tornistan vermeden az önce bahsettiğim şekilde kontrollü bir şekilde çapayı yerinden oynatmadan demirlemeye çalıştığınızda o çapanız, emin olun, %50 şimdi sıkışıyorsa çapanız, %40 sıkışıyorsa, 100 demirlemeden 40'ında çapanız takılıp kalıyorsa, toplayacağınız zaman sizi uğraştırıyorsa, %1'e, %2'ye düşecek çapanızın bir yere sıkışıp kalma ihtimali. Mesela bu Malta'da Blue Grotto diye bir yer var. Böyle güzel kayalık bir mağara, bir oyuk, koy şeklinde.
Hatta Malta resimlerine baktığınızda böyle yukarıdan bakıldığında kaplumbağanın sırtını andıran bir kaya üstte. Onun altına yanaşırız, tekneler yanaşır. Oraya demirleriz. Dar bir alandır. Dört tekne demirleyemez yani. İki tekne, üç tekne anca sığar. Ama oraya zaten çoğu tekne sahibi, çoğu charter firmasının kaptanı gidip demir atmaz. Çünkü zemin tamam kum ama yer yer öbek öbek de kaya, büyük kayalardan oluşan bir zemin. Oraya tornistan vererek demirleyen her kaptan orada çapayı sıkıştırır. Derinlikte 12, 13, 14 metrelere demir atıyoruz. 14 metrede dalıp da çıkaramayacağı için hadi halat düzeneği, halat sarkıt, yok botla çek çapayı, yok kurtaracağım falan. Dar da bir alan olduğu için biraz da rüzgar varsa yandı gülüm keten ayva. Mesela Blue Grotto'ya ben gidip gönül rahatlığıyla istediğim zaman demir atıyorum ve orada demir hiçbir zaman sıkışmadı. Mesela Blue Lagoon diye Malta'nın yine çok meşhur bir bölgesi var. Gozo'yla Malta arasında Comino Adası var. Comino Adası'nın kenarında işte batı tarafında güzel bir lagun var. Çok güzel. Lagunun içine demirleme alanı var. Orası Malta'nın yazın en popüler yeri. Böyle tekneler nasıl diyeyim artık temas noktasında demirliyorlar. O şekilde çok sıkışık demirleniyor. Bazen orada yer bulamadığımızda o lagunun hemen dış kısmında yine böyle kayalık bir küçük koy gibi bir yer var. Ama onun zemini de aynı şekilde Blue Grotto gibi kayalık öbek öbek var. Kum. Orada da tornistanla demirleyen arkadaşlar mutlaka çapaları sıkışır kayaya. Ve kurtarmak orada da zordur. Oraya da ben gönül rahatlığıyla gidiyorum, demirliyorum. Şimdiye kadar orada bir kere çapa sıkıştı. Onda da biraz ileri verdim. Biraz boşta bıraktım. Çapayı topladım, tam dik konuma getirdim. Bol trastla bir rüzgar üstü yaptım, bir rüzgar altı yaptım. Yani bu tür 2-3 manevrayla çapam kurtuldu. Yani tam böyle sıkışmamıştı. Kayanın altına ucu girmiş. Onu da kurtarmak, dalmadan kurtarmak, tekneye manevralar yaptırarak 2-3 dakikamı aldı. Ama bir acaba dedim yani kurtaramayacak mıyım? Çok mu girdi, çok mu sıkıştı? Ama kurtuldu. Bu şekilde tornistanda çapanızı sıkıştırdığınızda çapayı toplamak istediğinizde toplayamama gibi bir sonuçla karşılaşırsınız. Deniz tabanına vereceğiniz zarar hepimizi ilgilendiriyor. O konuda titiz olalım. Ama kayaya sıkıştırırsanız ceremesini kendiniz çekeceksiniz. Bunun ama asıl sıkıntısı şu. Şimdi çapa tavsiye ederken de ben ne diyorum size? Belli birkaç markayı bahsediyorum. İşte Delta çapa orijinal, ağırlık merkezi gözetilerek üretilmiş orijinal bir Delta çapa. Orta seviye, çoğu böyle ekstrem demirleme şartlarını da demirleme yapmayacak arkadaşlar. Çoğumuzun işini fazla görecek bir çapadır. Ama ben daha ekstrem şartlarda, mesela bir dünya seyahatine çıkacak olsam teknemde mutlaka bir ultra çapa, teknemin büyüklüğüne, ağırlığına, boyuna uygun büyüklükte bir ultra çapayla dünya seyahatine çıkmak isterim. Yani para, bütçe gözetilmeden en iyisini almak istiyorum derseniz ultra çap. Ama bütçem kısıtlı ama güvenebileceğim, benim ihtiyaçlarımı görecek bir çapa istiyorum derseniz gideceğiniz yer belli. O da Delta çapa ama orijinal. Dünyada en çok sahtesi üretilen çapalardan biridir. Delta çapa. Ona dikkat edin. Yedek çapa olarak da teknede Danforth çapa tutulur. Bu böyle. Danforth çapa yapısı gereği kendinden katlanan bir çapa şeklidir. Yani kokpitteki portuçlara bile zemine yatırdığınızda çok fazla yer kaplamayacak bir çapa. Ve yeterli ağırlıkta, büyüklükte bir Danforth çapa da teknenizdeki çoğu demirleme ihtiyaçlarınızı yedek bir çapa olarak düşündüğünüzde karşılayacaktır. Yani yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Bunlar izlememiz gereken yollar. Bir çapanın pek çok kriteri var. İyi bir çapa olabilmesi için. Bunlardan sadece bir tanesidir iyi tutunabilmesi için. Güçlü tutunabilmesi. Ama asıl benim çok önemsediğim bir kriter, tamam bir çapanın asli görevi tekneyi tutmaktır. Tutunabilme kabiliyetidir. Ama çapa
bırakması gereken yerde bırakmalı, tutunması gereken yerde tutunabilmeli. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Ne demek bırakması gereken yerde bırakmalı? Şimdi şu çapa deniz tabanına tutundu. Zincir teknem de burada. Rüzgar da karşıdan esiyor. Tamam, sizden bana doğru esiyor. Rüzgar yön değiştirdi. Şu taraftan esmeye başladı. Yani teknem buraya döndü. Konumlandı. Çapa bırakması gerekiyor artık. Bırakmadı. Bu sefer ne oldu? Fır döndüsünü düşünün çapanın. Bir fır döndüğü kırmak istiyorsanız ne yaparsınız? O fır döndüğünü böyle düz zincirini çekerek o fır döndüğü kıramazsınız asla. Çünkü fır döndüler eksenleri doğrultusunda gelen yükleri karşılamak için üretilir. Ama fır döndüler eksenlerine yatay yükleri karşılamak için üretilmezler. Şu şekilde bir pin vasıtasıyla çapaya bağlanırlar. Bu çapa, şu parmaklarım fır döndü. Ve bunu az önceki gibi rüzgar değiştirdiğinde, yön değiştirdiğinde çapa yerinden kurtulamıyorsa o zaman fır döndüğe yanal yük binmeye başlar. Ve fır döndüğünün ağzı açılma temayülüne girer. Eğer çok güçlü bir fır döndü değilse sert bir havada o fır döndü kırılır. Bu tür pek çok kaza her yıl yaşanıyor. İşte sigorta firması geliyor, yetkililer geliyor, rapor tutulacak, bakıyorlar. Fır döndüğü kırılmış. Bunu çoğu zaman anlam veremiyorlar. Çevrede bulunan denizciler de o raporlara, o incelemeye katılmadıkları için demirdeki bir tekne kayalara çıktı. Kafada oluşan intiba herkesin kafasında demir taradı. Bu sefer konuşuyorlar. Ne olmuş o tekneye? Demir taradı. Öteki de diyor, aa demir taramış. Hayır. Çapa bırakması gereken yerde bırakmadığı için fır döndüğe yanal yük bindi. O fır döndü kırıldı. Böyle çok olay karşılaşılıyor. Bunu nasıl önleyeceğiz? İki yöntemi var. Üç yöntemi var. Bir, doğru çapayı seç. Doğru çapa ne dedik? Bırakması gereken yerde bırakacak, yeni rüzgara göre konum değiştirecek, orada tekrar tutunacak. İkincisi, sert rüzgarda, sert bir fırtınayı demirde karşıladınız. 40 knot, 45 knot rüzgara maruz kaldınız. 50 knot rüzgara maruz kaldınız demirleme yerinizde. Çapanız sağlam, güzel bir çapa, ultra çapa. Ama o çapa deniz tabanında yavaş yavaş artık tutunma limitlerini zorladığımız için 45 knot, 50 knot rüzgarlarda tutunma limitlerini zorladığımız için ufak ufak deniz tabanında hareket etmeye. O hareketi sırasında da bir yere aynı bizim Tornistan'da yaptığımız gibi aynı etkiye maruz kalır ve sıkışır. O yüzdendir ki her zaman tavsiye ettiğimiz bir demirleme esnasında aşırı şiddetli rüzgara maruz kaldığınızda, fırtınaya maruz kaldığınızda, fırtınayı demirde atlattığınızda, fırtına geçer geçmez çapanızı toplayın, demirinizi toplayın, tekrar demir atın. Tamam, o sıkışma nedeniyle. Fırtına, çapanızın sıkışmasını, fırtına geçtikten sonra da sistemleri düşünün. Alçak basınç sistemi, yüksek basınç sistemi geçtiği zaman, fırtına dindiği zaman rüzgar yön değiştirir. Fırtına esnasında çapanıza limitlerini zorlayacak kadar yük bindi, çapanız tabanda sıkıştı. Rüzgar yön değiştirdiğinde fırtına bittikten sonra o çapanız tutunduğu yere, sıkıştığı yerden kurtulup yeniden konumlanamayacak. Bu da fır döndüğünüze yanal yük binmesine neden olacak. O yüzden fırtına geçtikten sonra demirinizi toplayın, tekrar demir. Çapanın sıkışmasına neden olan bir başka neden de sürekli benim yapmayın dediğim tornistan vererek demirleme alışkanlığı. Bu alışkanlık da çapanızın deniz tabanında sık sık sıkışmasına neden olur. Şimdi ultra çapanın bir güzel tarafı fır döndüsüdür. Fır döndüsü çok meşhurdur ultra. Fır döndüsünü ultra çapanı incelediğinizde fır döndünün zincire bağlandığı tarafta şöyle sanki çapa sıkışmış bir yere. Tekne yön değiştirmiş, zincir belli bir açıyla fır döndüğe kuvvet uyguluyor. Ona müsaade edecek şekilde yanal bir yuva vardır, bir oyuk vardır. Yani 45 derece bir tarafa, 45 derece bir tarafa yaklaşık 90 derecelik sıkışmış bir çapada bile zincir fır döndüğe yanal yük uygulamadan
tekneyi tutabilir. Ona uygun dizayn edilmiştir. O yüzden ultra çapa ve ultra fır döndü çok özeldir. Pahalıdır ama işin hakkında fazlasıyla yerine getirir. Eğer ultra çapa almadıysanız, ultra çapa aldıysanız mutlaka ultra fır döndü olmazsa olmaz. Hem çok güçlü bir fır döndüdür, kırılmaz kolay kolay. Hem de o bahsettiğim gibi dizaynı nedeniyle yanal yüklere de gözetilerek imal edilmiştir. Ama diyelim ki delta çapa aldınız, orijinal bir delta çapa. Ona takacağınız sıradan bir fır döndüğü direkt çapaya takmayın. Çapaya bulabildiğiniz en kalın, sağlam, güçlü, çelik, paslanmazdan bir şakıl, şöyle U şeklinde o şakılı bağlayın, o şakılı çapaya bağlayın. O şakılın arkasına 2 ya da 3 bakla zincir bağlayın. O 2-3 bakla zincirin sonuna fır döndüğü ve asıl zincirinizi bağlayın. Yani fır döndüğü ile çapanız arasında 2-3 baklalık bir zincir olsun. Ola ki herhangi bir nedenden dolayı ya tornistan verme alışkanlığınız yüzünden ya da sert bir rüzgarda demirleme zorunda kaldığınız için, fırtınadayı demirde karşılama geçirme zorunda kaldığınız için çapanız sıkışır ve rüzgarın yön değiştirmesiyle de yerinden kurtulamaz. Tekne zincire, fır döndüğe yanal yük uygulayacak şekilde çekmeye başladığında fır döndüğünüz kırılmasın diye. YouTube'a araştırırsanız yine yabancı bu çapa satan, demirleme ekipmanı satan firmaların bu konuda tavsiye ettiği, nasıl yapıldığını gösteren videolar da var. YouTube'da ararsanız o videoları da bulursunuz. Oyunun kuralı belli. Tekrar altını çiziyorum, tırnak içine alıyorum, kalın harflerle bold yapıyorum. Yeterli kalıma verene kadar ne yaparsanız yapın, hangi tekniği uygularsanız uygulayın, çapa yerinden kımıldamayacak. Oyunun kuralı bu. Oyunun kuralına göre oynadığınızda çapanızın tutmama diye bir kavram hayatınızdan silinecek. Şimdi şeyi görüyorum. Arkadaş çapayı bırakıyor, demiri bırakıyor. Tornistanı veriyor, bir yandan zincir salıyor. Tutunma açısına henüz kavuşamadığı için hoplaya zıplaya çapa deniz tabanını taraya taraya geliyor. Arkadaş diyor ya çapa tutmadı. Bir daha. Hadi bir daha. Gene tutmadı bir daha. Böyle bir kavram hayatınızdan kalkacak. Oyunun kuralına uyduğunuz takdirde, kalamayı yeteri miktarda verene kadar çapayı kımıldatmamaya odaklandığınız takdirde çapanın tutmama diye bir kavram hayatınızdan kalkacak. Tutmama ihtimali ne olabilir? İki şekilde tutmama ihtimali olabilir. Ya doğru düzgün bir çapa almamışsınızdır ya da düz bir kayanın üzerine demirlemeye uğraşıyorsunuz. Bakayım şöyle notlarıma, herhangi bir şey unuttuk mu? Bir nokta da, bu da çok önemli, hemen kısaca ona da bir değineyim. Demirlemedeki kilit noktalardan biri, özellikle kalabalık demir yerlerinde, hani dedim ya yazın Blue Lagoon'a gittiğimizde tekneler böyle bir yukarıdan baktığında 2-3 metre arayla demirlemiş oluyorlar o daracık alanı. İrili ufaklı bir sürü tekne. O tür yerlere demirleyeceğiniz zaman demir yerine yaklaşırken gözünüze bir yer kestirmeye çalışırsınız, araştırırsınız. Nereye demirleyeceğim diye bakmazsınız. Teknem nerede konumlanmasını istiyorum, onu araştırırsınız. Ya şu tekneyle bu tekne arasında bir boşluk var. Ben teknemi orada konumlandırabilirsem, herhangi bir çapariz yaratmadan diğer teknelere, orada ben 2-3 saat demirde kalabilirim. Tamam, teknemizi konumlandıracağımız yeri seçtik. Bazen şöyle genişten biraz turlamam gerekebilir. Farklı açılardan bakarak nereye de teknemin konumlanmasını istiyorum. Neresi benim için en doğru yer? Teknemin konumlanması için. Ondan sonra zaten o hava şartlarında, o derinlikte vereceğim kaloma miktarı belli. O konumlanacağım noktada teknem durduğunda, o kaloma miktarının ucunda çapamı nereye bırakmam gerektiği zaten ortaya çıkıyor. O noktaya gelip çapayı o noktaya bırakmam gerekiyor ve yeterli kaloma verilene kadar o çapanın da oradan kımıldamaması gerekiyor. Yani ben o noktaya demiri, çapayı deniz tabanıyla buluşturdum doğru noktada. Ama bu sefer yeterli kaloma vermeden,
henüz çapa tutunma açısı kazanamamışken tornistan verdim. Deniz tabanında çapa taramaya başladım. Ben o gözüme kestirdiğim istediğim noktada tekneyi konumlandırma imkanı bulmam imkansız. Hadi çok geniş bir alan olur, çevrenizde tekne olmaz, müsait bir demirleme yeridir. O zaman çapayı bir yere atarsınız, sonra tornistanda onu tarata tarata bir yere sıkışana kadar tornistanda hareket edersiniz. O bir yere sıkıştığında da ah ne güzel tuttu, ne güzel demirledim diye sevinirsiniz. O da bir yöntem tabii. Ama tasvip etmediğimiz bir yöntem. Demirleme ile ilgili yanlış bilinen her konuyu konuştuğumuza inanıyorum artık. Geçmişte anlattığım detaylı bilgilerin üzerine bu videoyu seyrettiğinizde artık öğrenmeye kapalı değilseniz kafanızda artık tamamen demirleme konusu çözülmüştür. Kafanızdaki tereddütler giderilmiştir diye umut ediyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.